Sivas, İstanbul'ca yolcularıyla birlikte kaybolur. Uçak lan bu, nasıl kaybolur? Babamın tabutu o uçaktaydı. Öyle gömecektik biz. Ben şimdi köydekilere ne diyeceğim ya? Bir bilinmeyenin ortasına düşerler. Neredeyiz biz? Neresi burası ya? Kuble nerede? Kuble nerede? Telefonla çekmiyor burada. İnce uçlu şarj aleti olan var mı? İnce uçlu mu kaldı ya? Mucizeler onları beklemektedir. Anne! Bakın, herkes beni dinlesin. Eğer buradan kurtulmak istiyorsak, unutmayın, biz bir takımız. Birlikte hareket etmeliyiz. Yoksa hepimiz teker teker ölürüz. Okey! Ne diyeyim bu düğün? Yakup! Yakup! Erkek sen çık ortaya! Aşağıdaki odada yalnız değiliz. Bir oda daha var. There is one more room, brother. Bir oda daha mı? Bir artı bir miymiş Lavangar? Evet. Diğerleri. Acilen bu odadan çıkmamız lazım. Haydin. Çak. Hacı abi. Ben tam bilmiyorum sizin dilini. Kahretmenim. Ben gelmiyorum. Ben bir inananım. Odan dışarı çıktım. Onunla göz göze geldim. Ben o mucizeyi gözlerimle gördüm. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne olur bir işaret ver bana. Sadece bir işaret istiyorum. Ne olur. Ana! Biliyordum. Ver bakayım. Ne kadar da tatlı. Bir yoga da farklı. Ne kadar da fıstıklı. Ağızda dağılıyor ya lan. Aferin, bravo. Merhaba. Selamun aleyküm. Tam kafamdaki dünyayı yansıtan bir tanıtım olmuş. Çok duygulandım. Sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Kalbim öyle hızlı atıyor ki inşallah dışarıda bir ambulans vardır. İyi misin Rüstem abi? Ya heyecandan ölebilirim. Hayatımın projesi bu. Tam 4 tane yakın planım var. Tam 4 tane. Sene 69. Ya Rüstem abicim otur gözünün çapağını otur artık ya. Bir sus gözünü seveyim ya. Ne bitmek tükenmek bilmeyen 69 senesiymiş arkadaş ya. Melek bir şey söylesene kızım. Salih abiyi de oynatmışlar ya. Ben seti ziyarete geldi zannettiydim diye. Şimdi arkadaşlar bizim Salih Bey'le çok profesyonel bir iş anlaşmamız var. Evet efendim. 800 dolar aldım. 4 tane eder ya. Ayrıca 4 tarafım da yelizlerle çevrili. Bence süper bir anlaşma. Başka eleştirileriniz varsa duymak isterim. Lütfen acımasız ve sert olun. Sayın Baytar. Yahu siz ciddi misiniz? Bu ne bu? Yani biz milletçe bir sürü çakma dizi seyrettik. Seyrediyoruz da. Fakat bu olmaz yani. Bunu madem çoruyorsunuz bari değiştirseydiniz bazı şeyleri. Ya alenen yapmayın yani. Ben demiyorum hani seyirci böyle bir şey diyebilir diye. O sizin hüsnü kuruntunuz. Evet baş... Bakın sizin çok daha önemli bir probleminiz var. Kadın yok bu dizide, kadın. Yani sanki adaya bir uçak düşmemiş de ne bileyim böyle bir balıkçı teknesi çarpmış gibi. Hepsi erkek mi olur ya? Evet. Bu adamlar 6 sene o adada hayatta kalamazlar. Neden? Çünkü kadınsız medeniyet olmaz. Keser bunlar birbirini. Kokar lan o ada. Kokar. Alay erkek bunların. Sadi. Düzeltiyorum. Bir de alayı çirkin erkek. İzlenmez bu dizi. Eli yüzü düzgün bir tane aktörünüz vardı. Onu da tanımayacak hale getirdiniz. Puh! Hakikaten ha. Neydi lan benim o halim? Jackie Cenk yaptın. Tamam. John Locke'ı Can Kalk yaptın. Tamam da. Said'i Seyit yapıp Seyidoğullarından reklam almak nedir ya? Adamlar baklava yiyorlar da. Aynen Johnny, aynen yani. Bunun orijinalinde sarışını var, esmeri var, çillisi var, korelisi var, milfi var, hamilelisi var. Yalnız amatörlüsü olduğunu ben bilseydim yemin ediyorum bu dizide oynamazdım yani. Bu bizim sözleşmemizde var mıydı Tülay? Yok. Yok. Neden yok? Çünkü bütün filmde benim koşarken sallanan memelerim ve çatalım var. Böyle rezillik olur mu arkadaş? Gerildim ya la. Niye gerildim lan? Bahçamı yedim ben ya. Tek suç benim mi lan? Tek suç benim mi?
Oyuncuların hepsine gözünün kenarıyla kenarıyla oynamış. Buna ne demeli? Şenol Bey, Şenol Bey. Oyunculuk takım oyunudur. Kalenin içinden ben top alıp tam ayağını orta yapmasını bilirim de... pasın Sabri'ye gitmesinden korkuyorum. Alacak topu dağlara taşlara vuracak. Yazık olacak güzelim pasa. Oynamak gelmiyor içimden. Biliyoruz da konuşuyoruz. Arkadaşlar... bu kadar kötü mü ya? Ha? Bakın, sizin profesyonel bir desteğe ihtiyacınız var Şenol Bey. Yani her şey eksik ya. Bu kadar kötü iş mi olur? Olmaz. Ya bir danışman bulun ya da ortak yapımcı işine gidin. Ben eleştiriyi kaldıramayan bir insanmışım. Onu da öğrendim. İzninizle ben gidiyorum. Bir şeyler düşüneceğim artık. Yalnız gitmeden burasını 2 saatliğine kiraladım. İsterseniz film koydurayım size. Batman'ın yükselişi var. Ne dersiniz? Lan Batman'ın nesini beğenmedi bunlar ya? Yeni bir formül bulmam lazım. Ahmet oğlum gözün kör mü? Canını da yolda mı bulmuşsun? Ev yerde aşık olmuşsun. Tufalara gelmişsin lan Ahmet. Ev telefonundan arayacağım lan, bir işe yarasın. Murat ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, üserimi hazırlıyorum kardeşim. Nasıl olacak oğlum bu dizi işi ya? Bak düşman güldüreceğiz gene, rezil olacağız Ahmet. Hakikat gittik, beterin beterini bulduk ya lan. Ya oğlum bırak, bir işe yarasın diye ev telefonundan arıyorum. Seni hiç duymuyorum ya. Rüstem abin orada mı? Vallahi burada ona benzeyen birisi var ama. Hayırdır? Bana bak, Sadi'yi ara, otele gelsin. Salih abiyi kapıp acilen geliyorum, tamam? Hayırdır kardeşim? Bir planın mı var? Lan? Sözleşmede aşık mı buldun yoksa? Yok be oğlum. Diziyle alakalı değil. Vedat'ı da ara bak. Çok önemli, çok. Allah Allah. Nedir bu kadar önemli? İp dirseğe çıktı gözümde. Ne olabilir oğlum? Feride lan, Feride. Hacı abi, Faruk'u dövemiyoruz işte. Yeter de biz de insanız. Burnumu ağzıma verdiler lan. Dövüş mü var abi, dövüş mü var? Ya çocuklar, ben senaryo çalışıyordum. Antrenman koçu Münir Bey. Sen niye geldin lan? Hakikaten Salih, niye geldim ben? Şey ya, sen telefonla arayıp acil bir durum var deyince ben de kavga mavga çıkar diye getirdim bunu ya. Zaten aidatı da ödememiştim. Bankamatiğe kadar giderim, aidatı veririm diye ayak yapıp buraya kadar getirdim. Lazım olur diye. Sonuçta sportmen adam yani. Bu arada bankamatik de arkada. Ayak yapıp. Ya bu triceps neresi olurdu hocam, bura mı? Lazım olur diye. Ben bench press'i bırakacağım. Vallahi memelerim büyüdü ha. Göstereyim mi? Aman abi. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar bu antrenman koçu Münir Bey. Antrenman koçu Münir Bey. Bunlar da arkadaşlar. Aha da tanıştınız. Ya bırak, tamam işimize dönelim. Gençler, Feride ile Faruk kesin ayrıldı. Kale boş, orta sahadan sallasam gol yiyorsun he? Oğlum adam Feride konusunda hassas, yapma lan. Feride. Feride saçı geride. Bizim Feride mi? Seni rapor almak için yukarıya gönderdi. Aha. Bu nasıl adammış ya? Bu nasıl adammış ya? Anamız bacımız ölenleri yemek getiriyor, iyi denk gelmemiş. Herif mücacık elektrik kablosu gibi cazır cazır dolaşıyormuş ortalıkta ya. Ya bunda haftada 7 gün yazıyordu ya. Vallahi hatırladım, haftada 7 gün yazıyordu. Öyle anlık bir gelişme değil. Bizim belli bir geçmişimiz var antrenman koçu Münir Bey. Ya bırak geçmişini, ben seni şimdi... Ya o senin doktorun ya. Ya o seni iyi edecek. Senin iyi olman için elinden geleni yapıyor. Senin yaptığın ettiğine bak ya. Belli bir yaşanmışlığımız var. Eğik atış, mitokondri, çözeltiler, terliksi hayvan, 3 gececiler, 3 hürel. Daha ne sayayım lan? Feride de çok güzel kız lan. Anan neni ne dedi? Münir! Salih, ne diyor oğlum bu? Ne diyorsun lan sen, antrenman koçu Münir Bey? Benim de ufaktan gönlüm kaydıydı bir ara ama işten güçten kafayı kaldırıp da gidip konuşamadım. Konuştuğum biri var mı yok mu diye. Gönlü boş mu dolu mu bilemedim. Bir kere gittim. Ayağımda mantar çıktı, söyleme sahip, onu gösterdim. İlk intifa önemli tabii. Şimdi bu da şansımı düşürdü biraz. Vay anam vay ya, kendi ellerimle gönderdim yalan adamı. Herif ortalıkta cazır cazır dolaşıyormuş ya. Haftada 7 diyor ya. Hepsini evet işaretledi bu ha. Sen neye evet dedin? Koçum benim. Onlar özel bilgi, paylaşmazsak arkadaşlarla lütfen. Ahmetciğim, bak kırarım lütfen. Feride çok güzel kız lan. Dediğin zaman kırdın zaten Münir'e. Yo, öyle değil. Bayağı böyle kucağıma alıp dizimle beline beline, beline beline vurmak suretiyle 3'e 4'e kırarım Ahmet seni. Yeşil fasulye gibi. Bana özel güçlerimi kullandın mı Ahmet? Onlar tanrı vergisi.
Murat bu nereden çıktı lan yırtık dondan fırlar gibi? Ne yapalım şimdi seninle? Kapışalım mı Feride için? Ne yapalım? Ne diyorsun ha? Racon öyle emreden ama yeni nesil bir acayip. Ben karışmayayım. Koçum bak, bu dünyada Feride'yi benden başka hiç kimse bu kadar sevemez. İspatlamak için ne yapayım ha? Atlayayım mı lan camdan aşağı? Dağda bayırda koşayım mı oğlum? Ne yapayım? Ulan müze gezmişliğim var lan benim o kız için. Allah Allah. İspatlamak için ne yapayım? Söyle oğlum, her şeyi hazırım ben. Söyle. Kaloş al bana. Ha? Kaloş bitti. Vallahi kaloşa para verirken elim titriyor ya. Ya gereksiz pahalı ya. Kaloş mıyım ama gereksiz pahalı. Bir müessesenin en büyük gideri kaloş olur mu ya? Eskiden düello vardı, düello. Böyle değildi. Kaloş nedir lan? Rüstem abicim onu çözeriz ya, hallederiz. Ahmetciğim sen plandan bahset. Nedir? Muratcığım bir değil birden fazla planım var. İlk olarak bir film davetiyesi göndereceğim Feride yengenin odasına. Daha sonra bir sinemayı kapatacağım. O sinemaya sizi figüran olarak yerleştireceğim. Filmin orta yerinde de benim galant gibi görüntüm çıkacak Muratcığım. Özür dileyeceğim. Affettim diyene kadar film devam etmeyecek. Mesela ben buradan inmeyeceğim. Ben buradan inmediğim sürece de sen bu filmi izleyemeyeceksin. Affet. Affet, 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 affet. Ne olur. Affettim deyince de siz alkışlayacaksınız. Açık söyleyeyim ben de beğenmedim Ahmet. O sonundaki figüran vurgusu hiç hoşuma gitmedi. Ben 8 tane filmde bunun benzeri sahnede oynadım. Klişe lan bunlar. Tamam o zaman diğer plana geçiyorum. Şimdi Feride hastaneden çıkıp kendi arabası vasıtasıyla evine giderken ben de karanlığın gücünden faydalanarak arabasının önüne bunu atlayacağım. Asfalta yapıştıracak beni amele sümüğü gibi. Ahmet! 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 Ondan sonra Feride gelecek yanıma, başımı alacak, dizlerine koyacak. Neden yaptın Ahmet bunu? Nasıl kıydın kendine? Ya diyecek. Ahmet niye yaptın bunu? Ben de ona. Senin yanında yaşayamayacaksam bari senin dizlerinde öleyim Feride. Affet beni. Diyeceğim. Mutluluktan ağlıyor, affediyor beni. Siz de tek sıra halinde arkama dizilmişsiniz, beni alkışlıyorsunuz. Ya arkadaş biz niye her defasında alkışlayıp ağlıyoruz lan? Şakşakçılara döndük. Hakikaten ya sen niye böyle pasif bir rol biçiyorsun bize? Pasif mi kaldı lan? Evet pasif. Biz de dahilesin azıcık hikayeye. Ama nasıl olur ya, ben kafamda sizi hep böyle üvertür, yan rol falan canlandırdım yani. Böyle alkışlıyorsunuz normalde. Bak yan rol olur. Bu üslubunu sevdim. Sen orasını bize bırak Koçeri. Hadi başlayalım. Gözlerin ikisi de başka bir yerde. Herkes düşer senin derde. Muşanmaya dönmüş artık suratın. Yanlış anlama, seni severiz. Girin. Merhaba Feride Hanım. Merhaba. Çok güzelsiniz. Efendim? Daha çok erken bana böyle hitap etmeniz için ama yine de siz bilirsiniz. Bana efendim dedi ya. Hasta mısınız? Muayene için mi? Aa yok, ben pasajın girişindeki spor salonunun sahibi antrenman koçu Münir Bey'im. Antrenman koçu Münir, benim. Daha önce de sizinle tanışmıştık. Ayağımda mantar çıkmıştı, siz bana bir tane sprey vermiştiniz. Yok, hatırlamıyorum. Hatırlatmış oldum, hay kafama sıçayım. Neyse, Feride Hanım, ben komşuluk vazifemi yerine getirmek için buraya geldim. Dışarıda siyah bir araba var, o sizin miydi? Arabayı çekiyorlar da, FRD plakalı olan. Muhtemelen bir doktor kullanmış, tertemiz. Plaka da FRD olunca Feride'nin F'si, Münir'in R'si, düğünün D'si. İlk size geleyim dedim. Yok, benim değil. Yapma. Yapma, arabayı çekiyorlar ya. Ne yapayım, benim arabam değil. Yapma ya. Ha orada bir tane gri araba vardı, o muydu sizin araba? FR plakalı olan, Feride'nin F'si, Münir'in R'si, evlenmenin N'si. Yok, o da benim değil. Ama ben şimdi nereden bileceğim hangi sizin araba ya? Yoldaki bütün arabaları çekecekler demek ki, yazık. Ya niye çekiyorlar arabaları? Hiç. Niye çekiyorsunuz arabayı ya? Cebinde mi taşısın arabaları millet ya? Para tuzağı bunların hepsi. Para tuzağı Feride. Neyse, ben gideyim de şu arabası çekilen adamı bulayım. Yazık garibana. Bu arada ben tanıtmıştım zaten size kendimi. Gereksiz yere mantar mevzuna da girmiştik. Neyse, şimdi hiçbir şey kalmadı. Tertemiz, cillop gibi. Göstereyim mi? Yok yok, sağ olun. Adam haftada 7 gün diyor. Biz mantar diyoruz ya.
Alo Münir, hallettin mi işi? Alo. Alo. Alo, kimle görüşüyorum? Ben Feride. Murat sen misin? Feride. Feride, sen ne yapıyorsun orada ya? Çalışıyorum Murat. Hayırdır? FRD plaka değil o zaman. Demek ki o. Yazık, kim bilir kimin aracıydı. Yanlış aracı çekmiştir. Hay ben böyle işin. Ya Murat, duyamıyorum. Unuttum lan kızı. Alo. Alo. Şu an ben Cuma'dayım. Farza geçiyoruz Feride. Tamam müezzin bey. Cuma. Ne diyorsun oğlum? Ne farzı lan? Vallahi acıdı. Sela duymuştum az önce. Aklıma o geldi yanına. Ne diyeyim? Bilinçaltı işte oğlum. Çarşamba lan bugün. Birinin selasıdır o. Plan yatar arkadaşlar. Adam yanlış arabayı çektirmiş. Hatta gaza gelmiş, bütün arabaları çektirmiş. İyi o zaman, çıkacak şimdi dışarı. Ben hemen dalarım, çiçekçiye de söyleriz. Papatyaları yiyar oraya. Papatyalardan yere basamayacak. Yok, bugün işe arabayla gelmemiş Feride. Hay be, çektirmişiz arabaları. O zaman B planına geçiyorum. Hazır mıyız? Lan Murat! Oğlum herkesin yüzüne tek tek bakıyorum, Feride yok. Çıkmamış içeriden. Ya oğlum sen neyin telaşını yapıyorsun Ahmet abi, sakin ol. Sahte bomba ihbarı zaten Vedat yaptı biliyorsun. Hayır, içeride olsa ne olacak yani? Yok be oğlum, ondan değil ya. Bir kamyon papatya getirdim buraya ben ya. Nereden bileyim ben böyle olacağını? 3-5 ekip gelip göndeririz gönlünü alıp dediydim. Çarşı pazar karışmış burada! Şşş! Feride içerideymiş. Acil durumda hastane mimarisine hakim bomba imha yetkililerini yönlendirecek yetkili kişi Feride'ymiş. Oğlum kız gelmiş, yerleşmiş lan buraya zaten. 7 yıldır buradayım, antrenman koçu Münir'im ben. Bir güne bir gün biri gelip de bana bu görevi alır mısın diye sormadı biliyor musun? İçerideki herkesi dışarı çıkardık da bir tek Feride mi kaldı la içeride? Karayacağım Murat. Yok lan yok. İmha yetkilileri de içerideymiş, diğer yetkilileri de içerideymiş. Kendi galoşlarıyla gelmişler. Sen beni sokabilir misin içeri? Spor salonundan. Sokarım. Kim istedi sokmadım bu zamana kadar. Seni de sokarım haftanın 7 günü Ahmet. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Eğer ihbarın yanlış olduğu anlaşılırsa artık o fiyenin elle patlatırlar bilmiyorum. Her şey evet Ahmet. Bence hiç sağlıklı değil. C planını uygulayalım. Ulan antrenman koçu Münir Bey, bir sordun mu C planın var mı diye lan? Ne yapacağım ben ya? Bir şey söyleyin. Vedat nerede lan? Vedat'ı götürdüler. O ne demek lan? Aldılar, götürdüler. İhbar eden numarayı görebiliyorlarmış. Hala sıcak burası. Vedo. Vallahi Allah seni inandırsın. Biz burada laflıyorduk. Polis arkadaşlar sanki kendi elleriyle koymuşlar gibi geldiler, buldular Vedo'yu. Ondan sonra biz laflarken muhabbetimizi hiç bölmeden bak öyle bir incelik yaptılar. Aldılar, paketlediler, götürdüler çocuğu oğlum. Kanka canak şaşkınız. Teknoloji nasıl gelişmiş amına koyayım. Anam ben ne yapacağım ya? Uf, herkesi götürdüler arkadaş ya. Anam. Rüstem abi nerede lan? Kendine iyi bakman lazım Rüstem abi. Artık kovardalık zamanı bitti. Bizden geçti be kızım. Bundan sonra bizdeki her kusur ya yokluktan ya da korkusuzluktan. Peki bu yokluk mu? Korkusuzluk mu? Sorun unutma. Balla kesiyorum. Sene 69. Orhan abilerle zorlu bir setteyiz. Deli gibi bir sıcak var. Öyle böyle değil. İkimizde de şövalye kıyafetleri. Orhan abi sıcaktan sürekli unutuyor repliğini. Cüneyt Arkın da sinirleniyor. Unutursa daha fazla oluyor hepimize. Tekrar sayısı arttıkça rüyamız oluyor. Cüneyt gemileri yakmış belli. Tersten oku, tersten oku. Tekme tokat dalıyor bize. Sanırsın evladını kaçırmışız. Dur diyorum. Dur vurma. Vurma diyorum vicdansız. Bana vurma. Orhan abi diğeri benim ezberim tamam. Ona vur diyorum. Kızını alamıyor, bana vuruyor. Bayağı bayağı vuruyor muydu? Ses getiriyordu ses. Kıyafetin içindekinin kim olduğunu anlamak için ilk önce bir vuruyor. Çıkartıyor. Oh. Sesine göre tanıyorum bizi. Rüstem bu. Benim kepemin tası attı. Bu tam vuracağı sırada dur dedim. Cüneyt dur. Yeter. Bir adamın ceremesini bizlere çektirme. Mızrağı kavradım. Üzerine doğru gitmeye başladım. Allah 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 Allah. Tıpkı filmlerdeki gibi. Sonra ne oldu? Hatırlamıyorum. O derece mi dövdü? Yok canım. Bildiğini hatırlamıyorum. 69 senesini o ana kadar hatırlıyorum. Devamı yok. Belki ben dövdüm. Belki o. Belki de kimse kimseyi dövmedi.
Ben sınırı açtım ya. Beynim demek ki sildi olanı biteni. Nazım. Dur demek lazım. Her şeye, sinirlerine, öfkene bir dur demek lazım. Ölümlü dünya kızım. Bir şans daha vermek lazım. O mu gönderdi seni Rüstem abi? Yeminle, geldim daha bir yok. Ben buraya zaten kontrola gelecektim. İki işi bir arada çıkardım. Yalnız ben fizik tedavi uzmanıyım. Yani branşım değil. Siz öyle fenayım deyince baktım size sadece. Beni bırakalım şimdi. Ne diyorduk? Ha, biz de haber alamıyoruz Ahmet'ten. Kendisini evine kapatmış. Arıyoruz, açmıyor. Kapıyı çaldık, çaldık, cevap veren yok. Endişeliyiz. Çok vicdan yaptı çocuk. Zaten dizinin tanıtımını izledi, dünyası yıkıldı. Baktık benim yakınlarım onu gülerden çok. Neyse, inşallah kendisine bir şey yapmamıştır. Ya yok Rüstem abi, öyle deme. Ben şimdi çıkarım, işten bir giderim, evine kontrol ederim. Yani olmadı bir çilingir falan çağırırım. Ama önce kapıyı bir iyice çal, ondan sonra. Yanlış anlama, fazla masraf olmasın diye. Sen otur Rüstem abi, ben hemen geleceğim tamam mı? Bir izin alıp geleyim. Efendim Rüstem abi, hayırdır? O itne kırına söyle, işini hallettim. O papatyaları kendi evine döksün. Feride yola çıktı, evine geliyor. Vay, eski toprağı kessen ya. Rüstem abiciğim ne diyeceğim? Acaba diyorum benim işe de mi yarasın sen? Hani aşkın aramız biraz limoni ya. Şu kaçırma Murat. Kapat. Hacı abi direkt senin eve gidiyoruz. Sor bir niye. Niye lan? Feride senin eve doğru yola çıkmış. Rüstem abi mi ayarlamış lan? Vallahi orasını bilmiyorum. O zaman papatyalar benim eve gençler. Artık doğaçlama takılacağım yengenizle. Bu bölüm alıyorum askerlik arkadaşım Feride yengenizden tezkereyi. Ahmet! Ahmet! Adımı bağıra bağıra biri yatak odama koştu ya da... Allah bugün nerede gördük? Kusura bakma elini sıkamıyorum. Lavabodan çıktım, elim ıslak. İnanamıyorum Ahmet sana ya. Yetmedi mi bu şımarık çocuk tavırların? Bakmadın mı? İlgi çekmeye mi çalışıyorsun? Niye yapıyorsun sürekli bunu? Derdin ne senin? Ne dersen doğru Feride. Ben sadece biraz konuşmak istedim. Sonra eğer Uslubu bu mu Ahmet? Konuşmak istiyorsan ara. Ararsam açmazdın ki telefonlarımı. Görüşmeyelim dedin. Ya Rüstem abiyi niye alet ediyorsun bu işlere? Buraya gelene kadar kalbim nasıl ağzımda geldim biliyor musun? Sana bir şey oldu zannettim. Hele bir de öyle kapıyı açık görünce. Ya hiç mi düşünmüyorsun Ahmet beni ya? Aksine hep düşünüyorum ben seni. Özür dilemek için. Özür kabahatinden beter deyiminin resimli karşılığı şu yaptığım. Biliyorsun değil mi? Hadi az sakinleşti, dinle beni. Eğer istemezsen sonra aramam sormam. Hem ben hiç sevmem Feride'cim hastaneleri. Rengini, kokusunu, dokusunu, lavabosunu, tostunu. Benim çalıştığım hastaneye benden çok geliyorsun Ahmet. Onu anlatacağım işte. Otur bir gel. Hadi. Hadi. Prodüksiyonu fark etmişsin. Resim dersindeyken nice kaplumbağa bile çizemezdim ben. Yine konuyu değiştir Ahmet, aferin. Biz hiçbir şeyi konuşamayalım seninle. Sen hep böyle kaçak köçek oyna. Problemlerle yüzleşme, kaç. Koşa koşa kaç. Şimdi renk renk boyalar aldım. İçimde bir çizme isteği. Belki hayallerimi gerçeğe dönüştürme hissi, bilemiyorum Feride. Bir kız çiziyorum resmin orta yerine. Bembeyaz bir önlük giydiriyorum ona. Öyle de yakışıyor ki hasbama. Elini kimsenin eline değdirtmiyorum. Yollarına papatyalar çiziyorum o kızın. Ayaklarına dikenler bile batmasın diye. Peki ben bu kızın yanına bir de her şeyini paylaşabileceği birini çizsem ne dersin Feride? Ben bir Ahmet çizsem bu kızın yanına. Biliyorum ki Ahmet'i çizersem resimdeki bütün papatyaları kopartıp taç yapacak kıza. Beklemediğin yerden geldi değil mi soru? Biliyorum, biz arkadaşız. Beraber büyüdük. De. Ben hep seninle rüyalar görüyorum Feride. Seninle şarkılar söylüyorum, seninle cümleler kuruyorum. Her yanımda sen varsın. Sen benim en zorlu sınavlarımda aşağıdaki boşluğa en uygun kelimemmişsin. Meğer de ben farkında değilmişim. Sana yakınken sensiz olmaktansa, senden uzak sensiz olmak daha az acı verir belki. Ne diyorsun Ahmet? Seni seviyorum diyorum Feride. Aylardır seni her gördüğümde, sana her baktığımda, seninle her konuştuğumda seni seviyorum diyorum. Lisanı haliyle. Yeni bir şey yok ya.
Asıl sana sormalı. Sen ne diyorsun? Ahmet. Deli kız acıyla yap demişler, kalkmış halının ortasına sıçmış. Bu mu yani? Ya bu ne lan? Ya resmin o kadar kötü ki buna resim bile demezler. Of Ahmet ya. Ahmet senin halin bir başka. Çok küçük yaşta düşmüşün aşka. Yine küçük yaşta almışın sazı. Çalmayı bilmiyor Allah'ın kızı. Duyduk kıza yanlış yapmış. Haliyle kızı başkası kapmış. Ahmet kıza uçarak kafa atmış. Batman'le akrabalık mı var Ahmet? Hadi hadi Ahmet haline şükret, biraz daha sabret. Hadi hadi Ahmet haline şükret, biraz daha sabret. Hadi hadi Ahmet. Ne dedi? Deli kıza cilve yap demişler, kalkmış halıya sıçmış dedi. Ne dedi? Ya Ahmet, ben niye öyle dedim ya? Sinirliydim, kusura bakma. Evet, dinliyorum Feride. Ben de Ahmet. Ben de ne? Ya ben de işte. Ben de işte ne? Söyle. Hadi söyle. Ya ben de senden hoşlanıyorum galiba. Bu da bir başlangıç. Ben artık buradan alır yürürüm. Bu aslanımı kes sen ya. Ahmet'ime bak be. Haftada 7 laboru mu? Ne dedi? Duyamadım ben, ne dedi? Ya birini söyleyin Allah aşkına, duyamadım ben, ne dedi? Geldi. Telefonu marmar edelim size. Sen yine de şansın nene. Dinlemedeyim. Kızmasınız değil mi abi? Çok kızak ihtimal ya. Başka ne olacak ki? Benim ailem Almanca abi. Ben tam 20 yıl yaşadım Berlin'de. Çok sevdiğim bir kız vardı. Başladı artık susmazdı bu. Ay ben Aydın Şükür Aydın Pudik yani. Ben tam evlilik hayalleri kuruyorum. Evlenme teklif etmek için çağırdım kızı. Geldi. Ayrılalım olmuyor demesin mi? Sebep? Dilimiz farklı bizim dedi. Ulan ben buraya bu sabah din değiştirip gelmedim ki. Biz 2 yıldır birlikteyiz. Biliyorsun benim dinimi. Allah Allah. Dedim, eğer buysa sebep, söyle Rabbin kimse ona tapayım. Seni çok seviyorum, senden ayrılmak istemiyorum dedim. Anladım. Güzel laf etmişsin ama bak. Sonra ne oldu? Evlendik abi. Tuttuğumu kopartırım ben. Üstelik dilimi de değiştirmedim. Az daha kassam, kızın başını da kapatırdım ama neyse. Güzel. Mutlusun ama değil mi? O da 3 yaşındaki oğlum da Berlin'deler şimdi. Allah bağışlasın, ne güzel. Boşandık. Bir aldatıyorsun, 2 aldatıyorsun, 3. aldatmada yakalıyorlar abi. Takip ediyor, ettiriyorlar. Almanya burası gibi değil ki. Orada bu işi yapan şirketler var. Fotoğrafını, videonu, hatta sesini bile kaydediyorlar abi. Abi ne utandım var ya bana o videoyu izlettirdiklerinde. Ah, bir de inkar edebilsen. Edemiyorsun ki, her şey ortada. Ya bırak, aldatmışsın kızı. Az önce de var yapıyordun, ne oldu? Seçtin, batırdın romantizmin işine ya. Mahkemede anam, babam, kızım, akraba, herkes izledi o videoları. Ben de Almanya'yı terk edip buralara yerleştim. Ya tamam artık, bir sus ya Allah aşkına ya. Çocuk ne oldu? O hangi dini tutuyor? Aklım takıldı, fikrim takıldı. Yeşil gözlerine aklım takıldı. İyi vallahi Serdar, ne olsun, senden ne haber? Abi bırak ne iyisi Allah aşkına ya. Sen bu tabancayı taşıdığına göre bir problemin var. Bak eğer bir problemin var da bana... Benim belimden ne iyileşti ya? Anam iyi geldi lan! Biraz daha elektrik versin abi bana. Lan bir git! Müptezel mi oldun manyak? Senin ne işin olur benim odamda lan?
Tek başıma otelde kalıyorum Sadi. İlla ki güvenlik önlemlerim olacak kendime göre. Ya bana senaryo göndermemişler. Daha doğrusu göndermişler de menajerime göndermişler. E halam da kapıyı açmadı enişten beni sevmiyor diye. Ben de mecbur buraya geldim. Senaryo çalışıyordum. İçeri nasıl girdin? Mesut aldı. Ya hani söylemeyecektin? Kapı açık kalmış diyecektin. Ulan Allah'tan dişe dokunur bir özel hayatımız yok. Tosura tosura uyuyoruz şurada. Yoksa var ya yemin ediyorum rezillik ya. Yalnız sana yemin ediyorum sol kolumdaki uyuşukluk bile geçti ya. Meğer benim tüm derdimin devası buymuş ya. Demek böyle ara sıra vücudun voltajı düşüyorsa böyle elektrikli bir nevi şarj oldu. Vücut kendini topladı. Sadi, sen hakikaten fen lisesi mezunu musun lan? Yok abi, son sene ayrıldım. Bizim zamanımızda puan düşüyordu. Oh, rahatladım. Aç mısın? Her zaman abi. Ne güzel, ne güzel. Sadece bu ne kadar daha sürecek Allah aşkına ya? Abartmıyor musun abisi? Bu sefer olacak Murat abi. James Ford bile yüzü yerde izleyecek beni ya. Çarşamba'nın simgesi olacağım. Bir sokağa mutlaka benim adımı verecekler. Belki de heykelimi dikerler. Ama heykele gerek yok ya. Niye biliyor musun? Boyum uzun ya, çok malzeme gider, masraf olur. Sokağa adımı versinler yeter. Mesela üçüncü çıkmaz sokağa. Sadece Celil Cengiz çıkmazı. İronik, metaforik ve aynı zamanda paradoksal. Sakin ol şampiyon. O elindekini bir indir. Oğlum sen neyin gazına geldin bu kadar lan? Altı üstü dizi film ya. Birisini C.C. Abrams yapmış, öbürünü Şenol Baytar lan. Tanıtımı sen de gördün. Biz acayip bir üçlü olacağız Murat abi. Her gece rüyamda görüyorum. Aynı dizide başrolüz. Bu bir de böyle meslek hikayeleri gibi dandik bir şey de değil. Müthiş bir üçlü olacağız biz ya. Sadi, üçlü falan yok kardeşim. Sadece iş yapıyoruz, tamam mı? Hadi. Var var, üçlü var. Artık denginizim ben sizin. Aynı dizide başrol oynuyoruz ya. Benim çok çalışmam, geri planda kalmamam lazım. Memuriyeti de gömüyorum temelli. Şimdi kamu düşünsün. Sadi, azat et lan beni. Az bir sal lan. Gevşe tipi git oğlum ya. Üçe mi takacaksın, beşe mi takacaksın, ne yapacaksan yap, bas git lan. Ben ikili durumu hazmedene kadar neler çektim sen biliyor musun? Bir de benim başıma üçlü çıkartma ya. Var var, üçlü var, var. Ben size kendimi ispat edeceğim. Sadi. Üçlü falan yok oğlum. En fazla 2+1 var. Sen de buradaki +1'sin Sadi. Hani misafiri geldiği zaman göstermek istemediğimiz küçük rutubetli oda vardır ya. İşte o oda sensin Sadi. Olur da misafir yatıya kalırsa döşek sereceğimiz oda vardır ya. Orası da sensin Sadi. Ardiyesin sen Sadi. Hani kömürlükten hallice ütü yapılan odasın lan sen. Velev ki diyorum çok zengin olduk. Yanımız var. Sen de müstebil atsın amına koyayım. Sadi. Sadi. Ben öyle demek istemedim lan. Ben aşkını. Şeydi, neydi? Hah, Mesut. Sana söylediğim gazeteleri aldın mı? Aramadı abi. Kim lan? Aşkın Hanım'ı diyorum. Aramadı abi. Oğlum onu mu sordum lan? Gazeteleri diyorum. Aldım abi, şuradalar. Gececiye sordum mu lan? Belki sen yokken gelmiştir aşkın. Hah? Aramıştır falan. Neyse şey yapmayalım ya, ben şu gazeteleri okuyayım. Kalk lan. Ben de çıkıyorum zaten. Resepsiyon sana emanet, tamam mı? Sana emanet. Dayanamıyorum artık. Zaten gelen giden de yok. Ne oluyor lan? Ne yapacağım kızım ben seninle? Her defasında affediyorum. Her defasında aynısını yapıyorsun. Değişsen ne olacak? Onu da bilmiyorum ki. Hiçbir zaman beni sevmeyeceksin. Onu biliyorum işte. Peki ben ne olacağım? Kurban olduğum bir işaret. Ne diyorsun lan Cemcir? İşaret dedin kalktım geldim oğlum. Bakıyorum da iyi yere kapı atmışsın. Otelde kalmalar falan filan diziler. Ne oluyor lan? Ne ihtiyacın var oğlum senin? Ne ilgileniyorsun lan? Neyin hesabını yapıyorsun oğlum sen lan? Bu kadar istiyorsun kızı madem alırız çikolatamızı giderek isterik oğlum. Nedir yani? Hayır nedir yani? Ha yok ben boyunumu eğlendireceğim. Bu dünyadan gam almaya geldim diyorsan o zaman işte Cemcir yapıştır. Anam. Ne diyorum lan ben? Tübü. Cemcir hep senin yüzünden oluyor bunlar ya. Kıç kıç konuşturuyorsun beni. La bebe. Şimdi beni iyi dinle. Bu gece saat 3 sularında Ahmet Kumral'ın arabasını o kızı evinden alacaksın. Belgrad ormanlarına götüreceksin. Döşemeci Numan abiden aldığın zımba makinesiyle bağırmasın diye dudaklarını zımbalayacaksın. Ondan sonra arabadan çıkarttığın tokacı... Bir kenara bırakacaksın Yiğido. Senin ne işin olur tokaçla lan? İhtiyacın mı var? One night şalaman takıl. Madem kızla gitmişsin Belgrad ormanlarına o zaman ne yapacaksın? Akıtacaksın zehrini. Ondan sonra osa sen selamet. Topraklayın lan vücuttaki enerjiyi. Ne gerginlik kalır ne husumet.
Sen nereden çıktın la sapık bebek? Senin çıktığın yerden kardeşim. Kardeşiz biz. Yanlış söylüyorsam düzeltin kardeşim. Etki tepki prensibi diye bir şey var mı yok mu? Onu etki tepki prensinden bahsediyor Cemcir. Vallahi ismi tanıdık geliyor. Vardır illa. Hani? Hacı dayı, etkiye tepki nerede? Kız seni itekledi, itekledi durdu. Ajan, taş olsaydın çatlardın lan. Hacı dayı, hani bendim avaret? Sen benden beter çıktın ya lan. Aşkın diye bağırmadan kaldı lan bir tek. Aşkın dedin aklıma Filiz geldi. Şşş, bana bak gözlerimin içine, ta derine. Kalk şimdi, kalk lan ayağa. Kalk ayağa, kalk lan. Bu kız senin cep telefonu mesajından tek etmedi mi oğlum? Ne çabuk unuttun. Şşş, ayağa kalkla bebe. Sen nasıl adamsın lan? Artık bir adım atmanın zamanı geldi. Hadi Cemcir. Alo aşkım. Ha müsaitim, rahatım buyur. Murat, hani geçen konuşmuştuk ya. Sen ortaklık falan demiştin. Yapımcı meslek hikayelerine devam edebiliriz dedi. Bu durumda... Otursak, konuşsak, bir şeyler yesek. Baş başa yemek diyorsun. Nerede? Sana geleyim mi? Bana mı geleceksin otele? Anne. Berber, bu kızın yolu yol değil. Ben böylesini ne gördüm ne duydum. Fena bu fena. Aşkın, şey yapmayalım ya, sen bana gelme, ben sana geleyim. Hatta sen bana yeni evin adresini mesajla. Hatta sen güzel bir yemek yap, eski günleri anarız. Tamam mı? Tamam. Ne oluyor lan? Yok ha onu. Öküze ho, götüne bu. Senin ben sıfatını. Alo, Ahmet Kural. Ben akşam gelemiyorum kardeşim. Yani geliyorum da sen göremeyebilirsin. Ulan hani yemeğimizi yiyip kutlama yapacaktık. Kim yiyecek bu kadar yemeği? Afiyet olsun kardeşim benim. Feride'ye de selam söyle. Artık darısı benim başıma. Hayırdır lan? Aşkına gidiyorum ya. Yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. Kendisi davet etti. Artık bu işler kısmet biliyorsun. Murat. Gel şurada güzel güzel yemeğimizi yiyelim kardeşim. Bak Sadi de gelecek, fakir doyuracağız. Sevaplanırız. Gitme oğlum şu kızın yanına. Gitme ne olursun. Ahmet Kural, ben sana ne demiştim ha? Bambaşka şeyler olacak. Bambaşka. Hadi bakalım afiyet olsun. Sana da, bana da Murat'cığım. Gelmiyor mu Murat? Aşkınla buluşacakmış. İyi hadi hayırlısı. Ne hayrı ya? Ben 5 senedir tanıyorum o kızı. Daha bir hayrının dokunduğunu görmedim Murat'a. Karaktersiz karı. Neyse. Sen gel bakayım yanıma. Gel kız. Belki evde yokuz. Belki duyamıyoruz kapıyı. Hiç ses çıkarmayız. Eğer sadece gelen yemeğin kokusunu almıştır ama. Boş ver. Açmıyorsunuz kapıyı ya. Hadi. Oo, ince hızlı fırına makarna. Hadi gel. Ya yemin. Hayır oğlum şeyi de ön kapıyı da çaldık. Onu da duymuyorsunuz. Ben anlamadım ki bak her yerim dikenli tel oldu. Çitten atladık. Sadece'yim ara sıcak alır mıyız? Bir şey soracağım. Murat abi gelmeyecek mi? O gelemeyecek. Gelemeyeceksin zannettim. Her şey vardı ya. Trafik vardı. Felç olmuş. Baktım ben de olacak gibi değil. Taksiden indim. Koştura koştura geldim. Murat. Hayırdır ne yapıyorsun? Sünneti kılmadan mı gideceksin? Erken mi ayrılıyorsun? Neyi anlamadım. Murat'cığım ayakkabılarını giyebilirsin. Biz eve ayakkabıyla giriyoruz. Bakıyorum da bugün bayağı neşelisin aşkın hanım. Yemek hazır. Aç hadi. Adam poğaçayı kesmişti ya. Sete simit alıp gidiyorduk hatırlıyor musun? Bildiğin kahvaltı vermiyordu adam ya. Ama işte ne yapacaksın aşkın? Bu sektörde böyle. Beraber ne çok şey yaşamışız be Murat. İsteseydin çok daha fazlasını yaşayabilirdik aşkın. İstemediğimi nereden çıkardın ki? Sordum ama sevmiyorum dedin ya. Murat,
Ben öyle söylemek istemedim. Haksızlık ettim ya sana o kadar. Uzak tutmaya çalıştım seni ama... Es verme aşkın, duraklama lütfen. Çok güzel gidiyordun, devam etsene ama... Ama düşündüm de bizim tekrar denememiz lazım Murat. Sen söylediklerimi kafana takma ne olursun. Ben de seni seviyorum. Yani sevmek istiyorum. Hep yanında olmak istiyorum. Sana bir güvenebilsem aşkın. Bir inanabilsem. Şu söylediklerinde samimi olmanı o kadar çok istiyorum ki. Ama işte bunun da altından ya bir şey çıkarsa. Bu sefer farklı Murat. Ne yaptıysam yapmam gerektiği içindi. Kendimi ispatlamam lazımdı. Kime aşkın? Kime? Kendime Murat. Başarmam lazımdı. Mecburdum. Yani bütün olan bunca şey. Aşkın Özdemir Kastajansı. Çaldığın çocuklar. Hepsini yapmaya mecburdun yani. Evet. Anlıyorsun değil mi beni? Unutamaz mıyız olan biteni? Gerçekten bu sefer çok başka olacak Murat. Söz. Sen de seviyorsun değil mi beni? Bir dakika. Bir dakika dur şimdi. Biz tekrar birlikte miyiz yani, öyle mi? Bence evet. Sence? Bakayım. O zaman aşkım, madem tekrar birlikteyiz bazı şeyleri konuşmamız lazım. Tamam. Konuşalım, konuşalım Murat. İlişkinin temel esasları bir. İlişkide kendin kadar karşı tarafı da değer vereceksin. Tabii ki. İki, gözünü karartıp seveceksin. Hiç kimseye, hiçbir şeye kulak asmayacaksın. Başkalarına kör bakacaksın, sadece onu göreceksin. Hı hı. Üç, diyelim olmadı mesela, yürümeyebilir yani. Olsun, o zaman da karşı tarafı incitmeden, kırmadan, dökmeden ayrılacaksın. Öyle cep telefonu mesajıyla değil. Ama Murat o konuda... Ama hakkını sen kullandın ya bir tanem, lütfen ya. Çok güzel, şu an içinde fırtınalar kopuyor. Vallahi bak, dinleyecek hava bulmaya çalışıyorum, ne olursun. Devam edeyim mi? Devam et, devam et. Ve final. Ayrılırken kalabalık bir yere gitmeyeceksin, rencide olmasın diye. Hani ağlar falan, içim kıyılır. Kendi evinde de ayrılmayacaksın. Niye? Çünkü kalkıp gidemezsin kendi evinden. Mümkünse sevginin evinde ayrılacaksın ki... ...böyle ceketini alıp çıkabilesin. Anladın? Kendine iyi bak aşkın Özdemir. Bizden olmaz be güzelim. Ne oldu? Hah, yeşil gözlüm. Aha, öyle bakarsın işte. Senin beni cep telefonu mesajıyla terk ettiğin günden beri şu anın hayaliyle yaşıyorum ben ya. Şu an ne kadar rahatladım, ne kadar mutluyum bilemezsin lan. Bir de aşkım bir şey soracağım bak. Teknik olarak biz sevgili olduktan 1,5 dakika sonra ben sana tekmeyi koydum değil mi? Hı? O cevabı bir alayım. Alayım o cevabı. Oh ya Rabbim, çok şükürler olsun sana ya, rüya değilmiş. Tipikiz. Elma dağda dostun var, atıyorsun havanı. Göl başında tarlan var, sürüyorsun sefanı. Yaşlanınca göreceğim yavrum ben seni. Bulabileceğim mi böyle bal reçeli? Kızlar dura dura iç olur, oğlan dura dura boç olur. Ankara'da bir hoca var, üfledin mi uçurur. Kızlar dura dura hiç olur, oğlan dura dura koşulur. Elhamdünün düğüsüyle, güzel kızlar sürüsüyle, her gece birisiyle nasip eyle ya Rabbi. Aşkına da gömdük yalan. Çubba yubba çubba. Aşkım.
Cep telefonumu alabilir miyim? Unutmuşum da burada. Masanın üzerindeydi. Hangi masanın? Ahlak masasının. Aşkına, Allah aşkına, salonda kaç tane masa var ya? O kadar artistik yaptım, çektim gittim. Döndüm yine kapını çaldım. Yüzüne bakamıyorum utancımdan. Sen de işte durumu biliyorsun. Azıcık yardımcı ol. Al. Sağ ol. Al, şarabını da al. Bak, üstüne tıpasını da taktım. Belki lazım olur. Aşkım, ne şarabı ya? Lütfen, üzüyorsun beni. Aslında telefon mühim değil de işte, numaraların yediği yok aşkın. Yoksa parasından değil, beni biliyorsun. Anam. Yetim, geleceğe dönük hayallerimize durum biraz. Ahmet, kardeşim galiba ben feleğin çemberinden geçtim de geldim lan. Şunu bir tazele la. Geç içine, geç, geç. Gençler, iyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin, otursana. Sadi, aç karnını doyurduysan eve gitmeden Ahmet abinle bir duş al da öyle gir lan, utanma. Zehra söyledi, bundan suyunu kesmişler, yalan. bir de o var değil mi? Sen tabii bana küssün normal olarak. Şey yapalım o zaman Sadi, ne yapalım? Ahmet, Feride, bizi bir yalnız bırakır mısınız ya? Adamlar da misafirlik müessesesine yeni boyutlar kazandırdı maşallah. Tabii oğlum, kendi eviniz gibi ya, çekinmeyin. Tabii tabii, hadi bakalım. Nereye lan? Yukarı, sahneye. Yatak odasına. Yatak odasına. Oğlum biz buradayken ayıp lan. Sadi, biz çıkalım yatak odasına. Yok artık. Ulan kendi evini mi terk edeyim, terbiyesiz herifler? Çıkın dışarıda konuşun bahçede. Çık, pastır git, sıkın. Sahiden biz bahçeye çıkalım dışarı. Ya Ahmet, tamam. Ahmetciğim, olmuyor ama ya. Ya olduğu kadar. Sadiciğim, ne diyeceğim kardeşim bak. Araya hep bir şeyler giriyor böyle. Koşturuyoruz ya bu aralar, işler güçler. Uzatmayayım, direkt söyleyeyim lan. Sadiciğim, ben sana çok büyük köpeklik ettim lan. Ağzımı yüzümü sikeyim, vallaha bak. Ama işte olur oğlum böyle şeyler. Ben senin abinin büyüğünüm lan. Azıcık idare et de. Ne manada köpeklik ettin abi? Yani işte böyle ters ters şeyler söyledim. Biliyorsun işte Sadi, zaten kafam benim bir dünya. Sen de gelmişsin beni böyle bir dallayınca benim bir şunlar attı işte oğlum. Ama seviyorum ben seni oğlum. Ha öyle, aman aman sevmiyorum. Yokluğunu aramam. Sadi nerede ne yapıyor demem. Açma açıklama merak etmem. Ama seviyorum yani. Nefret etmiyorum en azından. Nötrüm. Murat abi, sen benden şu anda özür dilemeye mi çalışıyorsun? He babala. Kusura bakma da çok başarısızsın be abi. Ha? Üslubun bu mu ya? Az daha konuşsan kan çıkartacaksın yani. Neyse, önemli değil. Ben unuttum zaten. Eyvallah koç. Ama bak, bir daha olursa abim demem, büyüğüm demem. Ben adam dövmem. Kahraman yaratmam. Senin koca kafanı ayağımın altına alır, eze eze pekmezini akıtırım. Bak, ben çarşamba suyu içmiş adamım, tersim terstir. Yüzünden para kazanan adamsın, yazık olur. Erken emekliliğin de hayranların üzer. Anlaştık mı abi? Sabi. Yalnız bak, senin üslubunla biraz problemli kardeşim. Onu en baştan söyleyeyim, ileride ilişkimize sıkıntı olmasın, tamam mı? Hadi bakalım, hoş geldiniz gençler. Ahmet, geçen gün seni televizyonda seyrettim kardeşim. Suratın böyle böyle abuk subuk şekillere sokma Ahmet. Bak, hatun da yaptın. Azıcık jön takıl lan. Hakikaten ha, sanki bir senin mimiğin var. Az bir iki dakika dur be oğlum. Hiç. Hayır, ben de yaparım da yani. Gerek yok. Natürel böyle daha güzel ya. Aynen. Ha, rol gerektiriyordur, onu anlarım. Ama onu da doğru yapmak lazım. Yanlış anlaşılabilir yani. Rol çalıyormuşsun gibi, böyle dikkat çekmeye çalışıyormuşsun gibi olabilir yani. O yüzden, yoksa başka bir şey değil yani. Tabii ki. Ne sandınız abiler? Bak, şaşırıyorum. Düşünüyorum. Korkuyorum. Taklitler falan var yani bende, bu tip mimikler var. Ama ben tabii daha ciddi projelerde düşünüyorum bunları kullanmayı, açık söyleyeyim. Oyna lan. Hadi lan. O zaman ne yapayım, şey yapayım, dur. Heh, bak şimdi. Salak salak konuşma la. Necep İvedik mi lan? La diyorum la, Ankara ağzı. Bir elimde tesbih, bir elimde rakı, argo konuştum, saçlar dağınık. Behzat amirim işte.
O zaman buna bak, bak. Çocukluğumuzun ıspanaktan güç alan kahramanı hatırlamadınız mı? Ha, şey var o zaman, dur. Bakın çocuklar, ne buldum? Aa, Tahsin Usta! Kırpık lan bu, kırpık. Yetenekli pis. Ben iyiyim mi? Annen de var, babam da. Yeter lan, bu ne lan? Hakikaten lan. Hani böyle başka birisinin yerine bir utanç duygusu yaşarsın ya. Aynen öyle oldum şerefsizim. Bu ne lan? Ahmetciğim, hakkını helal et kardeşim. Bunu gördükten sonra sen çok mata oldun lan. Ağzını, yüzünü yamultmaya devam. Lan! Sen Süleyman Demirel taklidi de mi yapamıyorsun lan yoksa? Ha? Erdal İnönü, Mahsun, İbo, Küçük Emrah, Doktor Alban, Doktor Bilal, Ajdar. Haydi, hiçbiri yok lan bu adamda. İşte vermeyince mahbut, neylesin mamut. Neyse, hadi konuyu değiştirelim. Anlat bakalım Uzun. Murat abin gitti, aşkını paketledi. Ahmet Feride'yi kümesledi. Ben seni gertanla yapraklı çikolatalı bir gece geçirdim. Ama benim için bitti, gitti. Sen ne yaptın lan o sapıkla? Hakikaten hale seni hala kovalıyor mu? Fenada sıkıştırıyor mu? Atıyor mu arabasının terkisini? Para veriyor mu lan sağa, para veriyor mu lan? Yürüyün gidin be. Dalga geçiyorsunuz da benim ciddi ciddi hayati tehlikem var orada. Rüyasında mı görüyor anlamıyorum. Yatıyor kalkıyor ben sanki. Benimle yatıyor, benimle uyanıyor. Kız manyak diyorum abi ya. Attığım her adımdan haberi var. Paranoyak oldum lan. Hani böyle iki kedi karşılaşır mır 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 bir şey yapar da cilveleşiyorlar mı, kavga ediyorlar mı anlamazsın ya. Öyle şaşırıp kalıyorum kızın karşısında. Günaydın Tale. Günaydın Tale. Çok güzelsin, çok güzelsin. Yine yemedi. Hayır bırak peşimi diyeceğim de böyle dilim tutuluyor sanki. Adrenalin saldırıyor, ayak tutuldan. Böyle topuklarım kaçıma vura vura kaçmak istiyorum ama yapamıyorum işte. Kalbim küt küt atıyor. Çok korkuyorum ben ya, ne yapacağım? Sadece'm sen şimdi ona küçük küçük sürprizler yap. Sen bildiğin aşk olmuşsun ya. Eğlenin siz, eğlenin anasını satayım. Önümüz kış. Halamın evinde kaçak göçek yaşıyorum. Faturaları ödeyemiyorum. Sular yok zaten biliyorsunuz. Doğalgaz da yok. Bir elektrik var işte. Bir de interneti ödüyorum malum bekar adamız. Şu suları bile camiden damacanayla doldurdum ya. İçkimi zıkkım ettin Sadi. Ben şimdi buna bir daha ağzımı nasıl süreceğim? Murat abi sen ne yaptın ya? Sen tanıyamamışsın abi beni. Camiden doldurduk dediysek şadırvandan doldurmadık ya. Caminin tuvaletinden doldurduk. Ha, caminin tuvaletinden doldurduysan iyi ya. Bak rahatladım şimdi. Bal gibi geliyordur artık. La oğlum bu Bumcu Onur beni niye sürekli arayıp duruyor? Sizi de arıyor mu ya? Beni de arıyor da ben açmıyorum ya. Açsam da ne dediğini anlamıyorum çünkü. La bak bana da 8 tane çağrı bırakmış, 2 tane mesaj yazmış. Yalnız bu anlaşılmıyor. Bu konuştuğu gibi yazıyor değil mi? İyi bak. Anlıyorum abi. Görüyoruz bak. Tamam. İyi biri itmişik. İkisi de gidi gitmişik. Gövüldü gibi bitmişik. İki devi dikişik. İki devi dikişik. İki gibi dik. Menü. Ahmet beni arasın diye. Aç mı biznesler? Ulan sende hiç mi utanma arlanma yok? Ne yüze geldin buraya? Son görüştüğümüzde hesabı ödeyeceğim diye kalktın. İtekledin bizi adasyonu. O gün bugün yoksun. Gitmeyi sunu gerçekten unutalım gitsin. Ayrıca o gün her olan asıl hak ettiniz. Dalga geçtiniz ben, daha gülüp eğlendiniz. İteklediniz beni, öğrendiniz. Allah Allah. Hiç uyumuz değil. Kusura bakma. Affettim sizi. Ben bir yola açtım. O yola olup birlikte uyumak istiyorum. Birlikte beraberlik istiyorum. Onur Allah aşkına bir derdin varsa git patronla konuş. Ben senin olayını çözemedim abisi. Ona da konuştum. Tane tane anlatın dertlerinizi. Yani insan şartlarda çalışmak istiyoruz. Ulaşım yemek bunlar, sendika. Önemli şeyler bunlar. Biz de insanız ya, biz de evinde aklımız var. Bıçak yemeye dayandı. Dönemeyin adamı. Hadi canım. Benim bildiğim kadarıyla Hakkı Bey bu durumlara çok sert tepki verir. Sen ne kadar ne biliyorsun ki Hakkı Bey? Oğlum sen ne içtin? Siz neden bahsediyorsunuz anlamadım hala. Ben insan sarrafıyım. Gözünden tanırım insanı. Hop, dağıldı konu. Bana odaklanın. Bıçak yemeye dayandı. Saygı duymak için ilahi olmak lazım. İlla bir efesme olmak lazım.
Mum taşımaya da kullanırım, merak atıyor. Ben aile kuracağım Hakkı Bey. Para lazım, sigorta lazım. Çok ilginç. Yemin ediyorum tıbbi bir vaka. Hayretler içerisinde istiyorum. Ne yapıyorsunuz da para kazanırız efendim? Ne yapayım, kendimi üzledim, eve işe mi çıkayım? Sağlık mesajlarınıza mı olayım? Banka mı soyayım, adam mı kasmedeyim? Beni bunları yapmaya zorlamayın. İyi dünyalar. Aha sen de dedin mi onun karşısındayken bunları diyemiyorsun değil mi? Niye demeyeyim abi? Isırık mıyım ben? Açık açık anlattım düşüncelerimi. Hakkı veriyorum sana Ahmet abi. Oğlum en iyi yere ananın yani. Ablam niye? Çağırıp hakaret mi ediyorsun lan? Bu sorun tüm sektörün sorunu Ahmet abi. İki tane mumcuk avlu aldınız ekip bizi unuttun. Vurup buna! Hakkı veriyorum sana ananın! Görüşlerde kimseyi yeniden ayamasın. Çıkın şeyler beni ve çalıştığını görüyorsunuz. Sende beni çeken bir şeyler var Onur. Gözlerimi senden alamıyorum. Galiba beni hipnotize ettin. Resmen kilitlendim. Söylediklerini düşüneceğim. Çıkabilirsin Onur. Gerçekten bunun istediklerini yapacak mısınız efendim? Ne istedi ki? Bir şey mi istedi Vedat? Dedi ya işte hak hukuk falan. Öyle mi dedi? Demek ki dinlememişim. İlginç. Tabii ki istediklerini yapmayacağım Vedat. Öğren bunları. Büyük usta Cem Karaca ne der? Umut fakirin ekmeği. Umar ha umar umar. Önemli olan umutları taze tutmak. Ateşi söndürmemek. O zaman asla tam anlamıyla isyan edemezler. Demek ki neymiş? Kara şövalye yükselemezmiş. Orada kalırmış. Ya da dur. Unut sen bunu. Öğren. Sil, 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 sil. Çöp kutusuna gönder. Are you sure? Yes. Adın ne? Osman Taşçı. Güzel. Kara şövalye Onur. Ne kadar da pisişik, bir o kadar hisli. Hayatın olmuş işler güzel. Ben küçükken sarışınmışım. Zehra iyi misin kardeşim? Artık yalan söyleyebilmem lazım. Canım, saçların çok değişik olmuş. Zehra, hadi tipi kurtarırsın da bu koku ne? Kedi mi öldü içinde? Bir çocuk sevdim. Galiba özel bir mevzu yine ama hadi anlat. Aman! Çirkinliğe bak! Kime çektin sen? Genetik miras diye borç bırakmışlar. Böyle miras mı olur? Biyoloji bilimine reddi miras davası açsan yerinde. Tipe bak Çaydem. Kadın beni çocuk beziyle dövdü ya Saadet. Ne? Çocuk bezi. Mamaya yeni başlamış. Diş çıkarıyormuş. Biraz huysuz. Ay bir tanem. Telefonumu kaybettim. Bütün numaralar hep onda kalmış. Yalnız kaldım. Dışlandım. Ötekilendim. Yurttan atıldım. Azar işittim. Hiçbiri bu kadar kanıma dokunmamıştı. Bebek beziyle dövdü Saadet. Yalan söylemek bir yetişkin davranışıymış Saadet. Yalan söylemeyi öğrenmem lazım. Yetkililer bütün önlemleri almıştı. Kader. Ne haber Saadet? Ne yapıyorsun? Ne yapayım ay sayın menajerim. Siz ne yapıyorsunuz asıl? İyiyim Saadet. Müjdemi isterim, müjdemi. Şenol Baytar'dan avans istedim. Ben ondan bir 46 lira almıştım ya. Çok sıkıştırmasaydım. Ben bir miktar avans aldım Saadet'ciğim. 6 aylık kiranı, menajerlik ücretini, bir de çevreye verdiğin rahatsızlığın bedelinize düştüm o paradan. Ne yaptın? Bu hesaba göre bir 800 yollarsan Saadet'ciğim alacağız, verecek defterini kapatıyoruz. Enişten kurban kesiyor Saadet. Adak adamış. Saadet'ten aldığım ilk kirayla kurban keseceğim diye. Gerçi sen 8 aydır ödemediğin için biz baya bir dana kestik. Demek az daha geciktirsen deve kesecektik Saadet. Yollayayım mı toynaklarını? Çorba yaparsın şekerim. Tamam ona gönder ya, ciğer de gönder. Hadi. Vay be. Şaka maka sıfıra soldan yaklaşıyorsun Saadet. Sıfıra erişmeye az kaldı. Saadet, sen daha iyilerine layıksın. Bütün ülkenin konuştuğu çok iyi bir aktör olacaksın. Yeteneğinin sen bile farkında değilsin. Gerçekten mi? Zehra, bugün benim hayatımın en güzel günü galiba. Vallahi söyledim, billahi söyledim. Yalan söyledim ya la. Nereye? Yapımcının yanına. Bir helalleşelim, ne de olsa o kadar ekmeğini yedik. Ama bundan sonra onayım ben. Şimdi onlar düşünsün. Ah.
Merhabalar. Benden sıkça bahsetmişlerdir. Kayıp dizisinin yapımcısıyım. Adım Şenol Baytar. Agresif iş yaparım. Engin Baytar'la uzaktan akrabayım. Merhaba Şenol Bey. Adınızı daha önce hiç duymadım. Kartınızda da çorapçı olduğunuz yazıyor. Ha o eski kart. Bu yeni kartım. O eski işimdi de. Bizim eski işte tekstildi. Ha. Fark etmez. Yalnız o arabayı oraya park etmeyin. Çizerler. Pis bir muhit burası. İt kopuk serseri yuvası. İçinde şoförüm ve 4 koruman var. Takmayın kafanıza yani. Ne? Kaç? 4 mü? 4 ne ya? Kim korkuttu sizi bu kadar? Neden 4? 4 tane işsiz akrabam var çünkü. Konumuza geri dönebilir miyiz? Sektöre yeni giriyorum. Şirketimizin bir takım eksiklikleri var. Bu sektörde bal porsuğu gibi olmalısın. Bal porsuğu hayvanlar aleminin barbar kuranıdır. Civa adamıdır. Korku hormonu olmayan yegane hayvandır. Bir hayvan düşünün. Allah'tan başka kimseden korkmuyor. Küçücük bedenine rağmen timsaha saldırıp yemeye çalışıyor. Ayılarla dövüşüyor, kaplanlarla güreşiyor. Zehirli yılanları Urfa gibi dürüp yiyor. Hiç geri vites yok hayvanda. Kafa gitmiş yani, gitmiş. Bu sektörde bal porsuğu gibi olmazsan kimseye ekmek yok. Hah, işte ben de tam bunun için gelmiştim. Biliyorum, daha önce tanımıyorum dedim ama yalandı. Çocukları diziye almışsın. Türlü türlü numaralarla da imzalar attırmışsın. Emin misin sen Murat? Bir bak istersen. Ya ne kadar bir rakam yazabilir ki Allah aşkına? Ver şuna bir bakayım. Evveliyatını... Lan oğlum adam Sait dedi, Gazi dedi. 6 sezon herif orada Gazi oynamış. Ben de Gazi'yi görünce imzayı atıverdim Murat. Şu an nakit 46 lira var. Şey yapma ama nakitimizde sıkıntı yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Çocuklar benim, ben de kalacaklar. Yahu duyan da gören de velayet bölüşüyoruz zannedecek. Al çocukları falan, hiçbirini istemiyorum. Bunun için gelmedim ben. Duyduğum kadarıyla biraz nakite sıkışmışsın. Sen para vererek ikna edeceksin beni. Onun için de gelmedim be. Lan ne için geldin? Tahmin yürütmekten beynim döndü. Şunun için geldim de oturup konuşalım. Gebeş! Lan lulumlu gebeşli gümeşli konuşma lan. Hakkı Beyciğim. Size ortaklık teklif etmeye geldim. Ortaklık mı? Ne? Kaç? Meslek hikayeleriyle kayıp projesini birleştirelim. Piyasaya yeni giriyorum. Benim de bir bal porsuğuna ihtiyacım var. Diyorum ki ortak olalım. Voltran'ı oluşturalım. Karşımızda ne Kerem ne de Timur hiç kimse duramaz. Bir de bu... Bu horoz mu bu? Bu ne bu? Siz bunu dekor mu? Projede falan mı kullanıyorsunuz? Dekor değil. Özümün, gücümün, efendiliğimin simgesi o. Gelelim teklifinize. Bu işler aceleye gelmez. Hakkı emin olmadan kimseyle ortaklığa girmez. Sizi ikna edecek çok iyi bir şey var elimde Hakkı Bey. Fıtı 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 fıtı. Kayıp. Bunun ne işi var burada? Ne oluyor lan? Nasıl buldunuz? Etkileyici olmuş ortak. Yalnız aksayan yerler var tabii. Evet, birkaç sorunumuz var. Çocuklar da bunu dile getirdi. Kadın kastımızda problem var. Bence hemen Burcu Esmersoy'la, Hülya Avşar'la, Çağla Kubat'la iletişime geçmek lazım. Şenol Bey, okulda sizin matematikçiyle aranız pek iyi değilmiş anlaşılan. Ya bu saydığın isimler bizi öttürür, ocağımızı söndürür. Bunlar düzgün yemek yemek, hijyen, karavan, insani çalışma saatleri ve şartları ister. Evden alınıp eve bırakılmak ister. Çok güzel diyorsunuz da... Yalnız yani ıssız ada kadınsız olmaz. Seyircinin ilgisi kayar. Bence kadın kastını tanınmamış isimlerden yapalım. Yetenekli, istekli, ünsüz, işsiz, güçsüz ve en önemlisi ucuz. Höt dediğimizde pısacak, hadi lan dediğimizde susacak tipler olsun. Anladığım kadarıyla 8-10 bölüm içeriden gideceğiz. Para ödemediğimizde arızaya bağlamasınlar, adamın canını sıkmasınlar. O zaman biz hemen kadın oyuncu seçmeleri yapalım. Evet, keşfedilmemiş yeteneklere göz koyalım. Acun'un ulaşamadığı yeteneklere ulaşalım. Vedat, el ilanlarını bastır. Otobüse bin, inerken düşür. Yüksek binaların çatısına çık, aşağı at. Park halindeki bütün araçların sileceklerine iliştir. Kapıları açık olan bütün binalara gir,
posta kutularına koy. Aşağıdaki fırına git, ekmekleri bizim ilanlara sarsınlar. Aferin, bravo! Gerçekten etkilendim. Hemen biz şu ortaklığımızı resmileştirelim. Bizden çok iyi bir takım olur. Hayırlı olsun. Eğer bunlar ortak olursa biri bizi tertemiz yıkar, öbürü de pamuğu tıkar Vedat. Nasıl o da iyiydi ya. En çok satılan ürün yumurta, geneli kahvaltılık alışveriş. Sabah 8'den beri gelen 7. müşteri. Hiçbiri günaydın demedi. Hepsine hoş geldiniz dedim, kimse hoş bulduk demedi. 6 müşterinin parası çıkışmadı. Ürünleri bırakmak zorunda kaldılar. 11 kişinin kredi kartı bakiyesi yetersiz verdi. Bu gibi durumlarda güler yüzünü koruyacaksın. Müşteri üzülmemeli, mahcup olmamalı. Sıradan olaylarmış gibi davrandım, rahatlattım müşteriyi. 17 kişi prezervatif aldı, 9'u kadın. Bu gibi ürünlerde ürünü hemen alacaksın, okutacaksın ve torbaya koyacaksın. Hiçbir şekilde müşteriyle göz göze gelmeyeceksin. İyi günler amcacığım. Hey amcama be. Unutma, bu yapının içinde tek bir değer var, o da müşteri. Müşteri varsa bu market var, bu market varsa sen ve ben varız. Anlaştık mı? Anlaştık abla. Şimdi diyelim şöyle bir şey oldu. Müşteri geldi, reyondaki ürünün fiyatı farklı, kasada farklı. Ben şimdi ne yapayım bunu? Cebimden mi vereyim yoksa ben bütün ürünlerin fiyatlarını ezberleyeyim mi? Ne yapayım? Olur mu öyle şey? Sen ürünü düzgün okut, para üstünü düzgün ver, yeter. Yalnız tırnakçılara dikkat et. Verdiği parayı bir bahaneyle geri alıp bir daha vermeyen, katakulliye getiren tipler var. Gerekirse isim de verir, rencide eder. Peki şimdi abla, adam geldi, koşarak kaçarsa böyle parayı vermeden ben ne yapayım? Koş peşinden. Sana özel uzun namlulu bir silah verilecek. Ateşin serbest olduğu, çoluğun çocuğun olmadığı güvenli bir yerde indireceksin adamı. Mümkünse bacağını ateş edeceksin. Sonra adamın yanına koşup açık yarasını ayağınla topuğunu basacaksın. Canım benim. Bakma öyle balık gibi. Güvenliğe gideceksin, onlar senin işin değil. Adam kamera kayıtlarına bakacak. Sonra adamın yanına gidecek. Uzun namlu silahıyla indirecek adamı. Sonra gidip açık yarasını ayağıyla basacak. Ay ne diyorsun Ecevit abla, öyle şey mi olurmuş hem yani? Şimdi bırakalım onu, bunu da şimdi bir müşteri geldi diyelim böyle. Benim numaramı istedi. Kendi numarasını bıraktı falan böyle. Ben ne yapayım, bu müşteriye tebessüm etmek olmaz şimdi. Ben ona bir azarlasam olur mu böyle, ha? Olur mu? Ne yapayım? Canım benim çok da hoşsun. Ben 7 senedir burada çalışıyorum. Bugüne kadar öyle bir şey olmadı. Sen rahat ol. Sabah 2 müşteri numarasını bıraktı. Ay birisi de numaramı istedi. Serpil ne diyorsun sen ya? Ya ablacığım hani böyle bir durum bir daha yaşanırsa diyorum. Birisi gelirse numaramı falan isterse ben ne yapayım? Ne bileyim ben, hiç öyle bir şey benim başıma gelmedi. Allah Allah. Niye istedi ki acaba? Acaba seni birine mi benzetti? Yani çok ayıp halbuki yani senden numara istemesi, böyle bir şey olmamış. Allah Allah, niye acaba? Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun yardımcı olayım. Bir de buna alışma süreci var. Seni barkod okuma makinesi zanneden müşteriler. Göz göze gelmekten kaçınan, bir merhabayı esirgeyen insanlar. Hiçbirini yapamıyor musun? Bari bir gülümse, karşında insan var. Anam, fındık bulmuş bunun buğunu. Al bakalım, al bunu da. Meslek hikayelerinin yıldızlarından entrika, aşk, gizem, macera, ağlamalı dram ve komedi unsurları olan bir dizi için kadın oyuncu seçmeleri yapılacaktır. Ay biz de mi gitsek, ne yapsak? Ay ne işimiz var canım? Sen oyunculuk yaptın mı daha önce? Yo yapmadım ama baksana 8 kilo verdim. Bir bak şöyle, bir bak, 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 bak. Fidan gibiyim ya, bak. Ya odundan örnek vermen de pek manidar. Bu mu yani Serpil? Ya bir düşünsene, bir anda flaşlar, kameralar, manşetler. Her yerde sen varsın ya. Bıkmadın mı şurada çalışmaktan? Dıt, dıt, dıt. Reyon uzatmaktan bıkmadın mı? Ne varmış bizim işimizde? Daha dün bir, bugün iki işi beğenmemeler falan. İş yerin burası senin. İş yerine saygı duyacaksın. Hem oyunculuk falan zor işler onlar, ben biliyorum. Yalnız özür diliyorum, 10. kez falan sordum. Benim çekimim ne zaman başlayacak acaba? Birazdan alacağız sizi. Yine özür dileyerek soracağım ben size. Şimdi ben 8 saattir buradayım ve siz bana 8 saattir birazdan alacağım siz diyorsunuz. Oluyor mu böyle? Ama bana gelen bilgi bu. Ama benim vardiyam var, benim gitmem lazım. Gideyim mi ben şu an? Hayır, hayır. Ablacığım senin suratındaki makyaj 2 saat sürüyor. Ben kim bulacağım senin yerine? Plastik makyajı, patlamada kopmuş gitmiş yarısı senin suratının. Ama ben reyon dizeceğim. Ben hem kasiyerim hem reyon sorumlusuyum. İşim çok ağır benim. Heh, geldi senin sıran. Koş, koş, koş. 3, 2, 1, kayıt. Maktul'un karısı sen misin? Hayır. Peki gidebilirsin.
Bitti mi benim işim? Bitti abla, bitti. Oh, çok zormuş vallahi sizin işler. Bir tane lafı 8 saatte söyledik anca. Vallahi Allah size kolaylık versin. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben o zaman hemen gideyim üstümü değiştireyim çünkü reyon dizeceğim ben daha. Abla dur dur. Yönetmen oyunculuğunu çok beğenmiş. İletişim bilgilerini istiyor. Şunu bir doldursana. Ama reyon dizeceğim ben. Adını söyle bari. Reyon. Öyle zor yani o işler. Denedim ben bir iki kere. Aa, nerede oynadın Ecevit abla? Ay hemen bulup izleyeceğim. Bir sürü. Ama kendimi izlemedim hiç. Annem benim kızar öyle şeylere. Tam ben çıkacakken kapattım hep. Yani iyi mi oynadım, kötü mü oynadım bilmiyorum. Ama adım adresim falan hep yanlış verdim. Eve kağıt yollarlar diye. Lisedeki öğretmenlerimin adını verdim ama onları da almış oldum bir şekilde. Anı oldu. Abla ya sen hep böyle evden mi getiriyorsun bu yemekleri? Hı? İki kişiyiz zaten. Bir anam bir ben. Atılsın mı? Yazık günah. Cevit. Fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Kız sen sigara mı içiyordun? Sigaraya ne zaman başladın? Şimdi sırada ne var Cevit? Ne alakası var anne ya? Kötü enerji. Kızım her şey sigarayla başlar. Sonra evdeki halıları satar, o kötü alışkanlıklarına, masraflarına para yetiştirmeye çalışırsın. Niye olayı büyütüyorsun anne ya? Ben niye satayım halıları? Halı da hakikaten iyiymiş ha. Ben daha önce niye fark edemedim bunu? Kızım başka değer neyimiz var? Bunlar da dedenden kaldı. Zaten dedenden kalan mirastan etse etse bunlar para eder. Gerisi kirli don. Anne azarını bölüyorum ama sen ocakta yemek mi unuttun? Ay yok bugün yapamadım ki uyup kalmış içer. Kızırdım anne! Ulan ulan! Anne dur! Panik yapma ben hallediyorum her şeyi! Sonra hava ekipleri de gelecek. Havadan da su indireceğiz. Sağ ol oğlum. Su verenlerin çok olsun. Su değil miydi acaba? Suydu canım. Bir kovayı alacak değil ya. Aman neyse. Olacağı varmış. Çıkmış bizden. Nazarın var senin kızım nazarın. Sende bir göz var evlerden raf. Yani baktığın yeri deliyorsun. Su değilmiş demek. Çok su gibiydi ama ya. Dedenin halıları kıymetlidir, değerlidir dedim ya nazarın değdi. Çok kaliteydi ama halılar anne. Ama yoklar artık sayende. Sen bundan sonra ağzından laf çıkarken dikkat et yavrum. Senin maşallah dediğin 3 gün yaşıyor. Allah'tan halıların sigortası vardı. Dayımlara mı gitsek? Amanin. Amanin bir tane abim var çok severim sakın. Niye o zaman şurada bir otel var gidelim orada kalalım. Elin yeri nasılsa. Su olaydı iyiydi ya. Aa, ben burayı pislik, leş gibi fuhuş amacıyla kullanılan bir yer zannediyordum. Annem ne güzelmiş burası. Aman sus gözünü seveyim maşallah de başımıza iş çıkarma. Elinoğlu bize bir haftalığına 2 tane oda verir misin? Hemen efendim. 2 mi? Cevabını duymaya korkuyorum ama soracağım. Niye ki anne? Ben seninle aynı odada kalmak istemiyorum. Tavırlıyım ben sana. Yaktın evimi barkımı. Tırsıttın beni. Elinoğlu ben galiba bunun yanında kendimi güvende hissetmiyorum. Ay Emine sen hiç konuşuyorsun ya olaylar kaza... Olaylar kazaydı onlar. Ya hem elin herifi ne dedi? Bir haftaya ben evini sana teslim edeceğim hem de eskisinden daha güzel olacak demedi mi? Eskisinden daha kötü olacak der mi zaten? Elin oğlu odalarda televizyon var mı? Ha, ortak alanda var sadece. Mini var, oda servisi, jacuzzi, jacuzzi, masaj spa kese. Ya yapma be. İyi işte yabancılık çekmezsin aynı bizim ev. Yemek çıkmıyor, mutfak var. Kendiniz yaparsınız deyin de biz ev hasreti çekmeyelim. Yemek çıkmıyor, mutfak var. Kendiniz yaparsınız. Ben kimlik bilgilerinizi alayım. Aman! Ah.
Buranın klimasını çok açıyorsun Serpil ya. Çok mu zor bir merhaba demek, karşındakini değerli hissettiren bir bakış, bir gülümseme. Haftada 6 gün çalışacaksın. Sadece kasada değilsin, bir de rayon görevi var. Burası bir süpermarket. Bayramlarda ve tatil günlerinde de açık ve hatta daha yoğun. Kızım, senin kendine zaman ayırman lazım. Gez dolaş, sosyalleş azıcık. Erkek arkadaşını aran nasıl? Hayatın işin olacak bir nevi. Bu yüzden işini sevmen önemli. Yoksa seni de, bizi de zor günler bekler. Merhaba. Şunları ayrı ayrı okutalım lütfen. Abi sen eskiden böyle değildin. Ne oldu kardeşim sana ya? Hanımefendi, siz onu aldırmayın lütfen. Hepsini bir çekelim. Buyurun Ahmet Bey'in kredi kartı. Şu kartı da benden başka herkes kullanıyor vallahi oğlum artık. İdeali davranın ya. Askerlik arkadaşım Feride'ye gelirse beraber. Masanın üzerindeydi be oğlum. Almasaydık daha mı iyiydi yani? İyi ki almışız bak. Biz onu geçelim. Tabii tabii. Şimdi durup dururken burada boşa masrafa girecektik. Sadiciğim, senin de şu elma şekeri takıntını hala çözebilmiş değilim ha. 30 yaşına geldin, gazık kadar adam oldun, hala elma şekeri alıyorsun oğlum ya. Kahvaltıda başka elma şekeri alan var mı hanımefendi? Teşekkür ederim. Rica ne diyorsun lan? Pardon? İşte öyle, ben teşekkür ederim. Geç kalabilirim anne, bilmiyorum. Öğleden sonrası için izin aldım, işim var. Ne işin var? İş işte anne, özel. Ay vallahi de. Bana bak, gözünü belertip pörtletme sakın. Öfleyip öfleme çocuğa. Bize gidelim derse git. Kahve iç çık, tamam mı? Yok annem, öyle bir şey değil ya. Neyse iyi olur, fakirse olur. Bizim durumumuzda çok iyi değil zaten. Böyle şeylere kafanı takma, dert etme. Tamam anne, demem. Bize gidelim deme sakın, burası otel. Diğer ev zaten harabe, yanlış anlar çocuk. Kız vallahi piyasacı falan zanneder seni sonra. Pardon hanımefendi, bu sandalye boş mu acaba? Oturabilir miyim? Sandalye değil o. Hay Allah, benim gözlerimde bozuldu demek. Peki bu ne bu? Ya yürü git! Anne, kapatıyorum ben, işim var, ne olursun. Kız, neredesin tam olarak? Burası. Leş, leş, leş. Melant! Aşkın nerede? Bir ton işimiz var. Arıyorum, açmıyor. Ya aşkın işi bıraktı herhalde efendim. O dün gece beni aradı, kafası da iyiydi onun herhalde. Ben işi bırakıyorum, istifa ediyorum filan dedi. Ne? Kaç! Ciddiyim Vedat, kaç! Kaç, kurtar kendini! Ya böyle bir şey nasıl olur? Nasıl müsaade edersiniz? Siz nasıl insanlarsınız? Şuurunuzu mu kaybettiniz? Kafayı mı yediniz? Bu ayın sigorta primlerini daha bu sabah yatırdım. Aşkının dün ayrıldığını sabah niye söylemediniz? Haybe yatırdım sigortasını. Hiç mi vicdanın yok lan senin Vedat? Mahvettin beni Vedat. Mahvettin beni. Çabuk kolonya getir. Hakkı Bey sakin olun. Siz kızın açık adresini bana bildirin. Ben adamlarımı gönderip ücreti tahsil edeyim. Yok, eğer vermezse ya da evde yoksa adamların bir şekilde eve girer, ücret tutarında eşyayı paketleyip ikinci elciye satarlar ve nakit parayı şarrak diye masanın üstüne koyarlar. Hiç merak etmeyin. Rahat olun yani. Biz kimseyi mağdur etmeyiz. Ah, gerçekten mi ya? Allah razı olsun sizden. Alkol oranı yüksek ya, sinirime iyi geldi. Kapat şunu, uçmasın. Merhaba, ben Kayıp dizisinin kadın oyuncu seçmeleri için gelmiştim. En alt kattaki komşunun ziline bastım. Çok kızdı, beni buraya kadar kovaladı. Çünkü daire 3 yazmışsınız, 9 olacak o. 3 numaradakiyle senin yüzünden papaz olduk Vedat. Bu kaçıncı yahu? Evime karı kız gönderiyorlar diye polise şikayet etmiş bizi. Apartmanda adımız senin yüzünden Pezo'ya çıkacak. Pezo hangi ülkenin para birimiydi? Kendi niye şikayet etsin efendim? Karısı şikayet etmiştir onu kesin. Ulan Vedat, bir ilanı basmayı beceremiyorsun gerizekalı. Özür dilerim efendilerim. Özür dileme, af dile. Af dilerim efendilerim. Affetmiyorum. Fazla muhabbet tez ayrılık getirir hanım kızım. Kaydınızı alalım, işimize bakalım. Vedat, yaz. İsminiz nedir? Fıtı 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 fıtı. Ecevit. Ecevit. Ecevit mi? Ecevit.